Araf suresinin 171. ayeti ile ondan sonraki ayet arasında çok ilginç bir irtibat var. Demin vakıfta bunu şey yaparken Mehmet Ruzi Hoca dikkat çekti. Sonra düşündüm, hakikaten var bu böyle bir şey. Estağfirullah. Ve idne taknel cebele fevkahum, dağı koparıp onların üzerine kaldırdığımız zaman ki enne udurle, sanki bir gölgelik gibiydi. Ve zannu ennehu vâkûn bihim, o dağın üzerlerine düşeceği kanaatine vardı, varmışlardı. Hudû mâ âteynâkum bi kuvve, size verdiğimi sıkı bir şekilde tutun. Ve zkurû mâ fîhî leallekum tettekûn, içinde olanı iyice kafanıza yerleştirin, belki kendinizi korursunuz. Bu işte az önce okuduğumuz Yahudilerden alınan sözün bir başka şekilde ifadesi. Bütün insanlardan alınan söz ne? Hemen onun arkasından diyor ki Allahü Teala, ve iz ahada rabbuke min beni adem, Rabbin Adem oğullarından söz almıştı. Şey yok, Rabbin Adem oğullarından almıştı. Neyi? Min zuhurihim, nereden aldı? Onların sırtlarından aldı, bellerinden aldı. Neyi aldı? Zürriyetevim, soylarını. Sırtlarından soylarını aldığı zaman, yani büloğa erdikleri zaman. Çünkü soy sırttan alınmaz. Soyun tohumu sırttan alınır. Büloğa erdikleri zaman Allah ne ve şehedehum, onları şahit tuttu. Mesela orada İsrailoğullarına da bir şahit tutma var. Bak işte bütün olayları ortaya koyuyor. Kendi durumlarına karşı kendileri şahit oluyor. Ve eşhedüm ale enfüsüm, kendilerine karşı onları şahit tuttu. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Şimdi Bülûdan ölünceye kadar her insan bir şekilde çeşitli olaylar, çeşitli şeylerin karşısında Allah'a bağlılığını bildirir. Eğitimi ne olursa olsun. Allah'ın varlığını ve birliğini tıpkı o dağın tepelerine kaldırılması kesinliğinde daha güzel bir şekilde, daha sağlam bir şekilde her insan kavrar. İşte bu Allahü Teala'nın bütün insanlardan aldığı sözdür. Ve ömür boyu devam eder. Siz kendinizi şöyle bir takip edin. Zaman zaman bunun tekrarlandığını göreceksiniz. Bu sadece sizde değil. Dünyanın hangi kültüründe, hangi bölgesinde olursa olsun her insanda olan bir şeydir. Ben sizin Rabbinizdeyim. Galübele. Evet, Rabbimiz. Bakın, kendi içten bağlılığımızı sık sık tekrarlarız. Yanımızda Allah'tan başka hiç kimsenin olmadığı zamanlarda içimizden Cenab-ı Hakk'a bağlılığımızı tekrarlar ve söz veririz. Şehidna, biz buna şahit olduk der. En tekûlü yevmel kıyameti innâ kunnâ an hâzâ gâfilin. Kıyamet günü bu böyle olmasaydı, kıyamet günü kalkıp derdiniz ki ya Rabbi, biz senin varlığından, birliğinden habersizdik. E sen bize niye bu cezayı veriyorsun diyebilirdiniz. Ev tekûlü, ya da şunu derdiniz. İnnemâ eşreke âbâvne min kablu. Kalktık, babamız müşrik. E ne yapalım, ne öğrendiysek o. Bize bir doğruyu anlatan olmadı ki diyebilirdiniz, ama bunu da diyemeyeceksiniz. Çünkü siz kendi gözleminizle Allah'ın varlığını ve birliğini kavradınız. Ve künnâ zürriyeten min ba'dihim efe tuhlikuna bimâ fa'alel mubtilûn. Hakkı batıl gösterenlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksiniz de diyemeyeceksiniz. O zaman demek ki sadece İsrailoğulları değil, hepimiz Allah'a söz veriyoruz. Ama ondan sonra Allah'la kendi aramıza ya nefsimizi koyuyoruz ya da başka şeyleri koyup Allah'la ilişkiyi kesiyoruz. Sadece İsrailoğulları değil, hepimiz. Tabi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız senden isteriz diyoruz. Dolayısıyla yani herkes ne yaptığının farkındadır.